Merhaba sevgili meslektaşlarım. Bugün sizlerle morfoloji konusuna devam edeceğiz. Bugün konumuz Types of Morphemes. Types of Morphemes dediğimiz zaman morfemleri iki ana başlık altında kategorize edebiliyoruz. Bunlardan ilki Bound Morphemes ve Free Morphemes olarak, diğeri ise Derivational ve Inflectional Morphemes olarak inceleyebiliyoruz. Bound morfemiz dediğimiz zaman aslında isminden de anlayabileceğiniz gibi bu morfemler tek başına duramayan morfemler. Her zaman başka morfemlere attach etmemiz gereken morfemlerdir. Affixleri bir önceki dersimizde konuşmuştuk. Ekler olduğunu söylemiştik. Ve aslında 4 çeşit affix olduğunu, fakat bizim İngilizce için özellikle prefixes ön ekler ve suffixes son eklerle ilgileneceğimizi söylemiştik. Affixler bound morfemlerdir. Örneğin mint dediğimizde tek başına duramadığını görüyorsunuz. Muhakkak başka bir free morfemi attach etmemiz gerekiyor. Ya da an, evet anlamı var, bir fonksiyonu var, fakat tek başına duramadığını görüyoruz. Örneğin happy free morfemini başına getirdiğimizde onu olumsuz yapabiliyor. Free morfemler ise yine adından anlaşılabileceği gibi tek başına durabilen, tek başına function edebilen ya da diğer morfemlere attach edebildiğimiz morfemlere free morfemler diyoruz. İngilizce'deki rootların yani köklerin çoğunun free morfem olduğunu görüyoruz. Fakat burada önemli bir not düşmek istiyorum. Çünkü şöyle bir misconception var. Bütün rootların free olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü İngilizce'de farklı dillerden İngilizce'ye geçmiş bound rootlarımız da var. O zaman bunu önemli bir not olarak buraya düşelim. Demek ki free morphine ve root synonymous yani eş anlamlı değildir. Bound rootlara örnek vermek gerekirse, conceive, perceive, receive sözcüklerindeki see burada kök konumundadır. Ama tek başına İngilizce'de see kökünü kullanamıyoruz. Muhakkak başka morfemlere attach etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu sözcüklerin kökünün see olduğunu ama tek başına duramadığı için bound root olduğunu söyleyebiliriz. Başka örneklere bakalım. Permit ve submit sözcüklerindeki mit. Aslında bu sözcüklerin kökü mit ama tek başına duramadığı için bound root. Bu örneği biraz önce vermiştik. Spire, conspire, respire, aspire, expire sözcüklerindeki kökümüz spire fakat tek başına duramıyor. Ve burada başka örneklerde görüyoruz. Evet, şimdi free morphemes ve bound morphemes ne olduğunu genel olarak konuştuk. Free morphemes başlığı altında lexical morphemes, yani content morphemes ve functional ya da diğer adıyla grammatical morphemes görebiliyoruz. Bound morphemes için altında ise derivational ve inflectional morphemeleri konuşacağız. Morfemde dedik ki lexical ya da content morphemes dedik. Ve functional için de grammatical dedik. Bakın lexical yani content morfemlerde görüyorsunuz hepsinin bir content'i var. Noun dediğiniz zaman hemen aklınıza işte bir masa, kalem, kedi, köpek dediğinizde bir imge, bir signified canlanıyor zihninizde. Bir content anlamı var. Core meaning olarak bir content anlamına sahip. Keza verbs için, adjectives ve adverbs için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar lexical ya da content morphemes. Functional ya da grammatical'a baktığımızda, bakın zaten grammatical sözcüğünü kullanıyoruz. Hep görüyorsunuz determiners, prepositions, conjunctions, auxiliaries, pronouns, grammatical bir fonksiyona sahip morfemlerden bahsediyoruz.
Bound içinde ise inflectional ve derivational olarak göreceğiz. Birazdan bunlarla ilgili detaylı konuşuyor olacağız. Şu anda önümüzde bu şekilde bir özet şeklinde durabilir. Inflection olarak arkadaşlar İngilizce'de temelde 8 tane inflectional morfim olduğunu söyleyebiliriz. Aslında daha fazla ama biz en sık kullanılanlar olarak bunları alıyoruz. Derivational ise burada sadece örnekler var ama bunun dışında da tabii ki çok fazla derivational morfime sahibiz. Evet, lexical content morphemes ile ilgili dedik ki they carry the content of the messages and new words can be added to this category. Şimdi burası çok önemli. Diyoruz ki evet carry the content yani o content meaning'i mesajı taşıdığını söylemiştik. Fakat bunların diğer adı open class words. Neden open class words? Çünkü bu gruba yeni sözcük her zaman ekleyebiliyoruz. Örneğin Oscar ödül töreninde Ellen selfie çekmeden önce ve o çektiği şeye selfie demeden önce sözcüklerde selfie diye bir sözcük yoktu. Ya da biz selfie ya da şimdi Türkçe'de öz çekim denilen sözcüğü daha önce kullanmıyorduk. Onun dışında teknolojinin hayatımıza girmesiyle her gün neredeyse farklı yeni bir sözcük dilimize giriyor. Google örneğin yine bir örnek olabilir. Eskiden Google diye bir sözcük sözlüklerde yokken şu anda Google ya da Google App şeklinde bir phrasal verb olarak kullanabiliyoruz. Bir search engine'de arama yapmak anlamına gelen bir sözcük şu anda. Fakat functional ya da grammatical morphemes kategorisine baktığımızda bu gruba da close class words diyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Örneğin articles, a and the. Son birkaç yüzyıl içinde yeni bir article İngilizceye girdi mi? A and the dışında. Ya da preposition. Son yüzyıl içinde yeni bir preposition İngilizceye girdi mi? Pronoun. I, we, you, he, she, it. Yeni bir pronoun İngilizce'de kullanıyor muyuz? Hayır. Mümkün değil diyemeyiz. Ama bunu gördüğünüz gibi almost never diyebiliriz. Evet, bell morphemes ise derivational ve inflectional olarak ikiye ayırmıştık. Derivational'da they change the meaning of the word or sometimes the part of speech. Part of speech neydi arkadaşlar? Lexical category. Eş anlamlısı. Part of speech eşittir. Lexical category. Yani verb, noun, adjective, adverb gibi. Her zaman anlamı değiştirmek zorunda değiller. Bazen anlamı değiştirebilirler. Bazen part of speech'i, bazen hem anlamı hem de part of speech'i değiştirebilirler. Yine bakın çok önemli bir bilgi var. Prefixes never change the syntactic category of a word. Şimdi arkadaşlar burada da önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şu anda piyasadaki bütün EABT kitaplarına baktığınız zaman böyle bir bilgi görüyorsunuz. Prefixes never change the syntactic category of a word diyor. Fakat aslında an prefixi kategoriyi değiştirir. Örneğin large adjectiveken enlarge dediğimizde verb olmuş oluyor. Ya da danger noun iken endanger dediğimizde yine verb olmuş oluyor. Şimdi burada size şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi şu anda piyasadaki ÖABT kaynakları bu şekilde söylüyor. Ama ÖSYM ne şekilde biliyor tabii bunu bilmiyoruz. O yüzden sınavda bu konuda dikkatli olmanızı sizden rica ediyorum. Soruda büyük ihtimalle anlayacaksınızdır. Eğer ÖSYM de bunu bilmiyorsa biz de bilmiyor gibi olalım. Fakat biliyorsa biz de ona göre soruyu cevaplayalım. O zaman prefixes never change the syntactic category of a word ama buna bir istisna olarak an prefixi var örneklerinde şimdi konuştuk. Derivational suffixler may or may not change the syntactic category of a word dedik. Bununla ilgili de genellikle ben derslerimde sorduğumda öğrencilerimiz
ilk başta değişeceğini söylüyor. Derivation doğasından gereği değişeceğini söylüyor. Fakat şu örneklere bakarsanız art, artist. Art da noun, artist de bir noun. Friend, friendship. Yine noun. Music, musician. Bakın yine noun ve noun olarak kaldı. O zaman demek ki derivational suffix der. Syntactic kategoriyi değiştirmeye bilir. Inflectional morphemes'e geldiğimizde ise they show grammatical functions of a word demiştik. Bunlar tense olabilir, plurality olabilir. No prefixes are inflectional. Yine çok önemli bir bilgi. Arkadaşlar, İngilizce'deki bütün inflectional morphemeler suffix konumundadır. Dolayısıyla hep sözcüğün sonuna gelmelidir. Ve her zaman derivational morphemeleri takip etmelidir. Yani they should always follow derivational morphemes. O zaman derivational morphemes precede inflectional morphemes diyebiliriz. Evet, demiştik ki 8 tane genel olarak alıyoruz İngilizce'de. Fakat bakın, mesela ox, oxen derken oxen çoğulu için oxen kullanıyoruz ve bu suffix'i kullanıyoruz. Fakat bir istisnai bir durum olduğu için bunu o listeye almadık. Bu da burada bir bilgi olarak dursun. Ama biraz önce listesini verdiğimiz ve birazdan yine örneklerle açıklayacağımız listeyi baz alalım. Inflectional morphemes için 8 tane olduğunu düşünelim. Evet. Aslında konuştuk. Sadece şöyle bir toparlamak adına. Derivational morpheme dediğimiz şey, it produces a new lexeme from a base. Başka bir dersimizde stem, base ve root arasındaki farkları konuşacağız. Ama base'e şu anda affix eklediğimiz morpheme olarak adlandırabiliriz. Derivational morphemes are bound morphemes, which derive, yani create new words by either changing the meaning or the part of speech or both. Yine çok önemli bir bilgiyi tekrar etmiş olduk burada. Derivational morphemeler bound morphemelerdir. Ve bazen syntactic kategori değiştirirler, bazen değiştirmezler. Anlamı değiştirirler ya da her ikisini aynı anda yapabilirler. Ve derivational morphemeler hem prefix hem de suffix olarak karşımıza çıkarken inflectional morphemeler sadece suffix olarak karşımıza çıkar. O zaman all prefixes in English are derivational sonucunu çıkarabiliriz. Ve bütün bu prefixler create new meaning ya da create new words yapıyor diyebiliriz. Part of speech değişebilir ya da değişmeyebilir diyebiliriz. Ve most prefixes do not change word classes dedik. Buraya da istisnamız olan an prefixini koymuştuk. Burada da yine aynı bilgimiz var. An prefixinin mesela large and large örneğini burada tekrar görüyoruz. Evet arkadaşlar, burada da biraz önce anlattığım, demiştik ki derivational suffixler her zaman syntactic kategori değiştirmeyebilir. Burada da yine bahsettiğimiz örnekler art, artist, dentist, musician, librarian, brotherhood, kinship gibi. Evet. Bu prefixlere bakarsanız birkaç tane örneğimiz var. Part of speech'i değiştirirler mi? Bakalım. Able, adjective. Unable, yine adjective. O zaman değişmiyor. Write, verb. Rewrite, yine bir verb. Balance, noun. Imbalance, noun. Inflectional morphology ile ilgili de demiştik ki bound morphemelerdir ve bize tense ile ilgili bilgi verirler. Number ile ilgili, gender, possession ile ilgili bilgi verirler dedik. Ya da past participle. Yine çok önemli bir bilgimiz var. Derivational morphemelerin tersine inflectional morphemeler grammatical kategorisini, kelimelerini değiştirmezler. Burası çok önemli bir bilgi. Örneğin,
ed, past tense ed'nin bir inflectional suffix olduğunu, inflectional morphem olduğunu söylemiştik. Talk, bir verb. Talked dediğimizde bir verb. Ya da plural marker s. Pen, noun. Pens, yine bir noun. Demek ki sonuna geldikleri, attach ettikleri base'in grammatical kategorisini asla değiştirmezler. Inflectional morphemler çok önemli bir bilgiydi. An inflectional morpheme is used to create a variant form of a word in order to signal grammatical information. Dediğimiz gibi şurada yukarıda gösterdiğimiz grammatical information'ı biz inflectional morphology ile veriyoruz. Evet, inflectional morphemleri burada örneklerini görebiliriz. Plural s dedik. He has three desserts. Noun possessive. This is Betty's dessert. Yine burada bir inflectional morphem görüyoruz. Verb present tense'in s'i. Bill usually eats dessert. Past tense ed konuşmuştuk. He baked the dessert. Baked. Past participle and he has always eaten. Present participle'daki ing'imiz. He's eating the dessert now. Comparative'daki er'imiz. His dessert is larger than mine. And superlative'de kullandığımız ıstımız. Her dessert is the largest. Bunlar dediğim gibi genel olarak İngilizce'de kullandığımız 8 tane inflectional affix, hatta to be more specific, suffixlerimiz. Yine çok önemli bir soru. Öğrencilerime sorduğumda genellikle tam tersi bir cevap alıyorum. Çok da haklı olarak bu cevabı aldığını düşünüyorum. Çünkü ilk başta insanın derivational morphology'nin daha productive olduğunu düşünmesi çok normal. Sorumuz şu. Inflectional morphology mi daha çok production yapmamızı sağlar, yoksa derivational morphology mi? Derivational morphology'de creating new words yaptığımız için sanıyorum genellikle derivational morphology'nin daha productive olduğu düşünülüyor. Ama olaya şu şekilde yaklaşmak lazım. Örneğin an prefixi. Siz kaç tane sözcüğün başına an ekleyebiliyorsunuz? Belli başlı verbler ve adjektiflerin başına. Do, undo mesela. İşte happy, unhappy gibi. Ama birçok sıfatın başına an ekleyemiyorsunuz. Ya da mint suffixi. Bunu kaç tane sözcüğün sonuna ekleyebiliyorsunuz? Belli sayıda sözcüğün sonuna. Fakat bir de şöyle düşünün. Inflectional morphology'den plural s alalım. Plural s, İngilizce'deki irregular olmayan bütün noun'ların sonuna gelebilir ve o kadar sayıda da production yapmanı sağlar. Örneğin İngilizce'de 5000 tane regular noun varsa ben 5000'in sonuna s koyduğumda 5000 tane yeni sözcük yapmış olurum çoğul olarak. Ama derivational morphology'de dediğim gibi in, an, pre, re, bunlarla belli sayıda sözcük üretebilirsiniz. O zaman bu çok önemli bir bilgi. Tekrar edelim. Inflectional morphology is more productive than derivational morphology. Evet. İkinci noktaya bakalım. The derivational affixes often have lexical meanings, while inflection suffixes usually have grammatical meanings. Derivationalların diğer ismi content olduğunu söylemiştik. Lexical meaning'e sahip olduklarını söyledik. Inflectional'ların ise bize grammar'la ilgili bilgi verdiğini söylemiştik. Örneğin walk, walked. Past tense, tense'le ilgili bize bilgi veriyor. Örneğin er. Biz er'ı derivational olarak kullanırsak bu mesela drive, driver, someone who drives anlamını verir. Inflectional olarak olursa ise short, shorter, daha kısa olduğunu ve grammatical bir bilgi verir bize. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Demek ki bazı affixler
hem inflectional hem de derivational olabilir. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak. Inflectional morfimlerle ilgili bound morfimler olduğunu söyledik. Derivational morfimlerden sonra geldiğini, çünkü hep en sonunda olduğunu söyledik. Small or no meaning change. Do not change the syntactic category. Grammatical kategorisini değiştirmediğini söyledik. Are relatively limited dedik. Yani 8 tane var. Diğer tarafta kıyasladığınızda derivational'da çok daha fazla hepsiniz varken. Inflectional'da sadece 8 tane olduğunu söyledik. Fakat çok daha productive olduğunu söyledik. Are attached to the end of the word. Her zaman kelimenin sonuna eklendiğini söyledik. Ve tense, number, gender, case gibi grammatical information verdiğini söyledik. Lexical meaning eklemediğini, grammatical meaning verdiğini söyledik. Derivational için yine bound olduklarını ve inflectionalları preceded ettiğini, derive a new meaning yaptığını ya da grammatical class'ını değiştirebildiğini ya da her ikisini yapabildiğini söyledik. Inflectional morphology'ye göre less productive olduğunu ama sayı olarak daha fazla olduklarını, çok clear bir semantic, anlamsal content'e sahip olduklarını, prefix ve suffix'lerden oluştuğunu söyledik. Evet arkadaşlar, şöyle bir chart'ımızla da bütün bugün konuştuklarımızı özetlemiş oluyoruz. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.